Efendim, inşaat sektörü ile ilgili çok önemli gelişmeler oldu. Oluyor, olmaya da devam ediyor. Bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Öncelikle size inşaat sektörü iç açısından 2017 nasıl geçti? 2018'de ne bekliyorsunuz? Kısaca alalım. Celal Bey, biraz önceki sohbette de konuşuldu. Sayın Bahçıvan, bu inşaat sektörüne bütün sanayicilerin ilgi gösterdiğini söyledi. Gerçekten böyle bir durum var. Böyle bir mesleki açıdan ben rahatsızlık olarak diyeyim. Böyle bir rahatsızlık var ama bu bir gerçeği de örtüyor olması anlamına gelmez. Türkiye'nin şu anda bir deprem kuşağında bulunması ve burada aşağı yukarı Türkiye'nin %25'ine yakın konutunun yenilenmesi gerektiği ve İstanbul'da bunun daha yüksek bir oran olduğu, %75 gibi bakanlık hesaplarına göre İstanbul'un %75 oranında bir gayrimenkulünün yenilenecek olması demek inşaat sektörünün gayet faal, aktif ve canlı olması anlamına geliyor. Tabii biz sektör yetkilisi ve temsilcileri olarak diyoruz ki bunu bu işi bilenler yapsın. Sanayici sanayici işini yapsın, turizmci turizmci işini yapsın, inşaatçı da inşaatçı işini yapsın. Şu anda 2017'de işte son bugünlerdeki gazetelerde de dikkatimizi çekiyor. Bir önceki yıla göre satış rekorları kırılıyor, öyle gözüküyor. İşte hükümetin açıklaması %11,5'un üzerinde bir artışımız, gelişmişliğimiz var gözüküyor. Tabii bu satışları daha irdelemek lazım. Sizin de mesleğiniz, konunuz. Şimdi bu satışlar bir gerçek satış dediğimiz, işte biz müteahhitlerin bizzat sıfır daire olarak yapıp sattığımız, diğerleri işte finansman sağlanması adıyla satılanlar. Tabii bu tapu satışları işte veraseten devirler durumu. Dolayısıyla her şey tapu satışlarında görünmüyor. Yani hepsini eğer o tapu satışlarının, daha doğrusu tapu analiz etmek lazım. Tapu devirlerinin hepsini eğer reel gerçek satış olarak görülmesi yanlış bir şey. Onları analiz edip bölünmesi lazım. Dolayısıyla işin bu noktasında inşaat sektörü gerçekten şu anda ülkenin bir lokomotifi. Evet. Ama şunu söylüyorsunuz siz. Diyorsunuz ki inşaat sektöründe hala yapılacak çok iş var. Ama bunu doğru yapacak olan, doğru bilenler, işin erbabı yapsın. Herkes kendi işine baksın. Evet. Şimdi şöyle bir kere inşaat müteahhitliği bir vasıf olmalı. Ve bunun bir standartasyonu olmalı. Yani bir standarda bu işin oturtulması veya bir meslek şeklini almalı. Şimdi bir kuaför açabilmeniz için bir kuaförlük belgeniz nasıl lazımsa, eğer bir terzilik için bir terzi belgeniz nasıl lazımsa, ve şu anda çalışma dünyasında çok güzel gelişmeler de var. Mesela biz inşaat sektöründe artık bundan sonra belgeli eleman çalıştırma mecburiyeti yavaş yavaş getiriliyor. Bunun gibi inşaat sektörüyle ilgilenen kişi de bu inşaat sektörünü daha önce yapmış, bilmiş olan kişi. Veya sermayesi varsa yanına bu işi bilen birisiyle ortaklığa girmesi. Ve böylece bizim meslek olarak inşaat müteahhitliği mesleğine bir raptizapta bir çizgi içine alınması taraftarıyız. Böyle bir şeyimiz var. Çok teşekkür ederim. Bir konumuz daha var. Buyurun, ben bu vesileyle şöyle de bir konuya değinmek isterim. Tabii biraz önceki ekonomik konularla ilgili açığımızın çok yüksek olduğu, dış açığımızın, yani gelir gider dengesi diyelim halk ağzıyla. Şimdi ben buradan değerli arsa sahiplerine özellikle seslenmek istiyorum. Türkiye'de inşaat sektörüyle ilgili çok güzel malzemeler üretiliyor. Bizim yerli sermaye ile ilgili beraber. Arsa sahibiyle kat karşılığı inşaat sözleşmesinde maalesef yabancı malzemelere bir eğilim var. Ne olur bu konuya çok önemli, yani önem vermesinler. Bizim yerli mallarımızda o kadar çok güzel kaliteli malzemeler var ki, şimdi marka olarak girmeyeceğim ama Avrupa'yı aratmayacak, dünyayı aratmayacak çok güzel inşaat malzemelerimiz var. Gelsinler, sözleşme yapılırken teknik sözleşmelerde yerli malzemelerimizi birinci derecede tutsunlar. Aksi takdirde biz müteahhit olarak ister istemez yurt dışından gelen yabancı malzemeyi kullanma durumunda kalıyoruz. Bu da
açığımızı maalesef arttırıyor. Böyle bir konuya da sizin vesilenizle temas etmek istedim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.